Herkese selam. Bugün benden çok istenen bir videoyla karşınızdayım. Nacif Şerifi, Zindaşti ve Burhan Kuzu olayı. Olayın içerisinde sadece siyaset ve mafya yok. Olayın içerisinde 3 ayrı ülkenin istihbarat örgütleri var. Olayın içerisinde mafya suikastleri var. Olayın içerisinde siyasi suikastler var. Olayın içerisinde fuhuş var. Olayın içerisinde milyarlarca dolar para var. Ve olayın içerisinde Türkiye'nin istihbarat örgütlerinin savaş meydanı, mücadele meydanı haline dönmesine neden olan bürokrasi kadrosu var. Şimdi bu Zindaşti olayını anlamak bugünün Türkiye'sini anlamak açısından çok önemli. Hem Türkiye'nin uluslararası dengelerde geldiği nokta açısından, hem Türkiye'nin yargısının, bürokrasinin geldiği nokta açısından, hem de yeraltı dünyası, babalar savaşının geldiği noktayı anlamak açısından film gibi bir video olacak. Çok enteresan bir video olacak. Çünkü olayın içerisinde her şey var dediğim gibi. Aslında film çekilebilecek bir senaryo da çıktı buradan. Ben bu olayın hepsini anlatacağım. Fakat önce kahramanımız, baş kahramanımız Necip Şerifi Zindaşti kim? Bu adamın Türkiye için, İran için, dünya istihbarat örgütleri için önemi, anlamı ne? Bunu anlayarak başlayıp adım 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 sizi Burhan Kuzu meselesine, siyasi suikastler meselesine, 3 istihbarat örgütünün dahil olduğu bir savaşın ortasına doğru ilerleteceğim. Necip Şerifi Zindaşti ile başlıyoruz. Naci Şerifi Zindaşti ya da Naci Zindaşti dediğimiz kişi 1974 yılında İran'da doğuyor. Kürt bir aşiretin içerisinde ve daha çok küçük yaşlardayken babası, amcası, akrabalarından bir kısmı Kürt oldukları için siyasi meselelerden dolayı İran'da idam ediliyorlar. Zindaşti işte Türkiye ile İran sınırındaki bir köyde, biliyorsunuz bu oradaki bazı köyler, bazı bölgeler eroin, uyuşturucu esrar ticareti için kullanılan bölgeler. Çünkü Afganistan, İran, Türkiye rotası en güçlü rotalardan bir tanesi. Ve Zindaşti de yetim bir çocuk olarak bu işlere bulaşıyor ve daha 20 yaşındayken iki tane arkadaşıyla beraber tutuklanıp cezaevine konuyor. Bu iki arkadaşı daha sonra kader birliği yapacağı, sonra da ikisini de öldürmekle suçlanacağı iki arkadaş. Bunlara birazdan geleceğiz. Fakat Zindaşti bu suçun cezası idam, İran'da uyuşturucudan yakalanmak. Normalde bu rotada olduğu için İran aslında devlet olarak da yol veriyor bu işlere ama zaman zaman da çeşitli gruplara operasyon yapıyor. Zindaşti de bu operasyonlardan birisine tutuluyor. Neyse, bir biçimde cezaevinden iki arkadaşıyla birlikte kaçıyorlar ve sahte kimliklerle Türkiye'ye geliyorlar. Zindaşti Türkiye'de bu sahte kimliği o kadar uzun süre kullanıyor ki 25 yıl boyunca. Bazen yargıda o isimle, bazen o isimle yargılandı oluyor. Hatta bu daha sonra kendisine avantaj olarak da dönüyor. Fakat Zindaşti Türkiye'ye geldikten sonra, daha genç bir çocuk olarak Türkiye'ye geldikten sonra, daha sonra işte genç bir çocuk olan, İranlı çocuk olan Rıza Zarrab'ın başka bir şey ifade ettiği gibi Zindaşti de yavaş yavaş bir şey ifade etmeye başlıyor. Bütün bu 25 yıl boyunca ve yeraltı dünyasının içerisinde Zindaşti adım adım büyüyor. Türkiye-İran sınırındaki aşiretinin de gücü sayesinde. Ve iddialara göre Zindaşti Türkiye'nin, hatta esrar eroin meselesinin en büyük baronlarından bir tanesi haline geliyor. Ve karşısında başka baron tanımaz hale geliyor. Fakat bu karşısındaki başka baronları yok etme metotlarıyla ilgili tartışmalar var. Kimisine göre polise ihbar ederek bazılarını yok etti, kimisine göre imha etti. Bunları tartışmalı konular. Fakat 2007 yılına kadar Zindaşti'nin zaman zaman polisle, yargıyla mesele başı derde girse de 2007 yılında ciddi bir uyuşturucu suçlamasıyla, başka suçlamalar da var içerisinde, Zindaşti tutuklanıyor. Fakat Zindaşti diyor ki, ben diyor aslında diyor bu yakalanan uyuşturucuyu ben ihbar ettim. Fakat olayı getirip, çünkü bu iki kişi, bu mafya grubu, Çetin Koç ve İlhan Ungan, Ungan kardeşler, Orhan Ungan ya da Orhan Ünhan kardeşler de deniyor bunlara. Bunları aslında ben ihbar ettim fakat bunları getirip çorabı tersten benim başımı ördüler. Çünkü bunlar iki tane hakim var ayarladıkları, onlarla çalışıyorlar diye iddiada bulunuyor.
Fakat araştırmada bakılıyor ki bu ihbar aslında operasyon olduktan sonra geldiği anlaşılıyor vesaire. Neyse, burası detay. Ve cezaevine giriyor. Cezaevine girdikten sonra tabii karşı mafya grubunu suçluyor. Ünhan kardeşleri ve onların avukatlarına bir mektup gönderiyor. Ve mektupta diyor ki işte biliyorum diyor, iki hakimin ismini veriyor. Siz bu iki hakimle bu olayı benim üzerime yıkmaya çalışıyorsunuz. Bu iki hakimle bizim menfaat ilişkileriniz var filan diyor. Ve avukatı da tehdit eden bir mektup gönderiyor. Sonradan zaten o avukat öldürüldü. Ve bu avukatla ilgili o sırada Savcı Zekeriya Öz 2007'li yıllarda yargıyı etkileme ile ilgili bir soruşturma yürütüyor. Ve bu soruşturmada mafya gruplarıyla İstanbul'daki savcılar, hakimler arasında menfaat ilişkileri olduğuna ilişkin bir operasyon. Ve işte bu mafya gruplarına operasyon yapılırken bu avukatın ofisine de operasyon yapılıyor. Ve Zindaşti'nin bu mektubu ortaya çıkıyor. Zindaşti Türkiye gündemine ilk bu mektup getiriyor. Ve Savcı Zekeriya Öz Zindaşti'yi çağırıyor cezaevinden. Diyor ki nedir bu mektup, bunu bana anlat diyor. Sen burada iki tane hakimin ismini vermişsin, bununla ilgili ne biliyorsun diyor. Zindaşti diyor ki ben diyor artık bu işlerin içerisinde zaten yanmışım, girmek istemiyorum diyor. İfade vermeyi reddediyor Zekeriya Öz'e. Ve Zindaşti ondan sonra cezaevine geri gönderiliyor. Fakat bu sefer artık genç olmasına rağmen Türkiye'nin artık düzenini de bildiği için kendisi başka iki hakime çeşitli rüşvetler yedirerek iddialara göre bu sefer o az önce söylediğim sahte kimlik üzerinden tahliye ediliyor. Zindaşti olarak tutuklanmış fakat o sahte kimliği kullanarak sanki suçsuzmuş gibi, ne karışık bir mevzu, oradan tahliye ediliyor. Tahliye edildikten sonra işte yargılama oluyor, o oluyor, bu oluyor filan, o yargılamadan yırtıyor Zindaşti. Fakat bu sırada İstanbul Emniyeti'nde büyük değişimler oluyor ve Zindaşti bunların hepsini lehine çeviriyor. İşte 7 Şubat 2012'deki MİT krizinden sonra emniyette olan değişiklikler sonrasında 17-25-2013'tekinden sonra emniyetin tamamen kazınması filan, bunları hep lehine değiştiriyor ve Zindaşti çok güçleniyor. İstanbul'da baron oluyor. O zaman işte Alaaddin Çakıcılar filan da yok meydanda. Çok güçleniyor Zindaşti. Ve 2014 yılına geldiğinde çok büyük bir sevkiyat oluyor. Afganistan'dan çıkan Nor One isimli bir gemi 2.1 ton eroin taşıyor. Piyasada yer işte mafyaya kalacak para 250 milyon dolar. Avrupa'ya ulaştığı zaman bunun kat kat fazlası olacak bir değer. Ve bu sevkiyatı gemi yaparken Yunanistan'da operasyon yiyor gemi. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri gemiyi takip ediyor. Fakat bu geminin sahibi olan, bu gemide uyuşturucuları bulunan çeşitli gruplar var. Yani herkes parası kadar koymuş ve ortaklar bu uyuşturucuya. İşte bunlardan bir tanesi Orhan Üngan, bir tanesi de Çetin Koç. Bunlar diyorlar ki bu ihbarı, bu uyuşturucu yakalandı. Çünkü ihbar var, çünkü bu ihbarı Zindaşti yaptı diyorlar ve Zindaşti'yi suçluyorlar. Ve bu suçlamadan sonra, bu büyük parti malın yakalanmasından sonra, çünkü çok büyük para kaybediyor mafya, para kaybetti mi her şey olur. İşte Türkiye'yi bizi bugünlere getiren Burhan Kuzu'dan tutun da daha bir sürü siyasi suikaste kadar, için içine İran devrim muhafızlarının da katıldığı olaylara kadar olan Baronlar Savaşı İstanbul'da patlak veriyor. Şimdi Baronlar Savaşı bölümüne geçiyoruz. Nor One gemisi yakalandıktan ve mafya grupları birbirlerini bu yakalanmayla ilgili suçlamaya başladıktan sonra ilk bedeli Zindaşti ödüyor ve Zindaşti'nin İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan işte yüksek güvenlikli malikanesinin bulunduğu sitenin içerisinden kendisine ait Porsche Jeep, siyah camlı Porsche Jeep çıktıktan sonra taranıyor. Çapraz ateş yapmak üzere pusu kurulmuş ve jip taranıyor. İçerisinde Zindaşti'nin bulunduğu düşünülüyor. Ve fakat içerisinde Zindaşti'nin kızı, 19 yaşındaki kızı ve şoförü var. Bu olay yaşandıktan sonra, bu tarama olayı yaşandıktan sonraki failleri bulunamıyor. İstanbul Emniyeti Zindaşti'nin ifadesini alıyor ve Zindaşti diyor ki buradaki hedef benim diyor. Çünkü bu Yunanistan'da 2.1 ton uyuşturucu yakalandı. Bununla ilgili Üngan kardeşler ve Çetin Koç beni suçluyorlar. Dolayısıyla da burada hedef bendim, beni öldürmek istediler.
Fakat jipin içerisinde kızın ve şoförü vardı. Onlar öldürüldü diyor. Ve zindaşti ifadesini verip çıktıktan sonra karşı taraftan intikam almak için bir dizi operasyona başlıyor. Önce suikastler için hazırlık yapıyor ama hemen değil. Çok böyle detaylı hazırlıklar yapılıyor. Birkaç yıl sürecek. 2014'ten 2018'e kadar sürecek bir dizi suikastler zinciri hesaplanıyor. Ve bu suikastler zincirin içerisinde Dubai'de işlenen suikastten tutun, İstanbul'da işlenen suikaste kadar ve farklı ülkelerin tetikçilerinin kullanıldığı bir suikastler zinciri başlıyor. İşte İlhan Ungan öldürülüyor İstanbul'da bir kafede, taranıyor, öldürülüyor. Avukatı öldürülüyor ve Çetin Koç'a geliyor sıra. Çetin Koç'a sıra geldiğinde Çetin Koç tabii Zindaşti'nin çok ciddi olduğunu ve hepsini temizleyeceğini bildiği için Çetin Koç Dubai'ye kaçıyor. Ki Çetin Koç Zindaşti ile birlikte İran'da daha 20'li yaşlarda tutuklanan ve Zindaşti ile birlikte Türkiye'ye kaçan, cezaevinden kaçıp sonra da Türkiye'ye geçen kişi. Yani Zindaşti'nin aslında arkadaşı. Ve Dubai'ye gidiyor. Dubai'ye gidip orada çok yüksek güvenlikli, giriş çıkışın kartlı olduğu, çok iyi korunan filan bir sitede yaşıyor. Fakat iki tane Kanada vatandaşı, fakat biri Kolombiya asıllı, biri Hint asıllı, Dubai'ye geliyorlar. O sitede ev tutuyorlar. Aylarca bekliyorlar. O Çetin Koç'u öldürüyorlar. Daha sonra Kanada'ya gidiyorlar. Ve sonra bu iki suikastçı da Kanada'ya gittikten sonra bu ikisi de, Kolombiyalı ve Hintli suikastçı, onlar da öldürülüyor. Ayrıca Esfendiyar Rari isimli bir adam var. Ki bu da Zindaşti ile beraber İran'daki o cezaevinden çıkıp Türkiye'ye kaçtığı arkadaşı. Ve Esfendiyar da bu 2.1 tonluk uyuşturucunun gemiyle sevkiyatının hepsini organize eden adam. O da bu uyuşturucu yakalandıktan sonra Zindaşti ile görüşmeye geliyor ve o da öldürülüyor. Tabii Zindaşti diyor ki ben onu öldürmedim. Evet, benimle görüşmeye geldi. Fakat benimle görüşmeden çıktıktan sonra Çetin Aydın'ın yanına gitti. Çetin'in yanına, orada öldürüldü diyor. Fakat karşı tarafta diyor ki yok diyor, onu Zindaşti öldürdü ve cinayetlerin ilk halkası bu diyor. Dolayısıyla İlhan Ungan, Ungan mafyasının iki kardeşinden bir tanesi öldürülüyor. Çetin öldürülüyor, Esfendiyar öldürülüyor. Başka küçük irili ufaklı olaylar da var işin içerisinde. Ve Zindaşti kızının intikamını tamamen almış oluyor. Fakat ortada büyük de bir mafya savaşı patlak vermiş oluyor. İstanbul'un ortasında araç taramalardan tutun da bilmem nelere kadar olaylar. Zindaşti çok dikkat çekiyor. Ve İstanbul Emniyeti'nin üzerine de bir baskı oluşuyor. Bu sırada birazdan anlatacağım İran eksenli birkaç suikast de işlenmeye başlanıyor. Siyasi eksenli suikastler. Bunlardan bir tanesiyle ilgili de, o dönem daha yeni işlenmiş 2017'de. Bununla ilgili de Zindaşti'den şüpheleniyor istihbarat teşkilatı MIT. Ve fakat esas bu baronlar savaşı, bu suikastler nedeniyle ve suikastler de çok açık işlendiği için Zindaşti'nin işlendiği şüphesiyle Zindaşti hem uyuşturucu hem bu suikastler meselesiyle ilgili 2018 Nisan'ında tutuklanıyor. Ve sonrasında tutuklanmasıyla birlikte Burhan Kuzu dönemi başlıyor. Zindaşti 2018 Nisan'ında tutuklandıktan sonra, yani ilkbaharda tutuklandı, sonbaharda Eylül ayında serbest bırakıldı. Normalde şok edici bir gelişme. Bir sürü cinayet işlenmiş. Bütün oklar onu gösteriyor. Uyuşturucu meselesi var filan. Sittin sene çıkılamaz diye düşünülür normal bir ülkede. Fakat ilkbaharda girip yazı cezaevinde geçirip sonbaharda Zindaşti çıkıyor. Enteresan bir biçimde. Şimdi işte burada Burhan Kuzu devreye giriyor. Fakat Zindaşti ile Burhan Kuzu'yu kim tanıştırıyor? Burası çok önemli. Zindaşti bunu da poliste anlatıyor, ifadelerinde anlatıyor. Diyor ki Aliye Uzun isimli bir kadın var diyor. Biz bunu alemlerden tanıyoruz diyor. Nasıl alemlerden tanıyoruz? İşte benim bir rezidansım var diyor. Haftada birkaç kere orada alem yaparız diyor.
Bir gün diyor işte oraya yine kızlar çağırdım diyor. Benim her zaman kız çağırdığım kişi yoktu. O da bana Ali Uzun'un telefonunu verdi. Ben de Ali'yi aradım. Ondan sonra Ali'ye de yanında birkaç tane kızla geldi diyor. Sonra diyor bütün arkadaşlar kızları kaptılar diyor. Bana da Ali'ye kaldı diyor. Ben de onunla birlikte oldum diyor. Bunu ifadesinde söylüyor. Oldum işte ondan tanıyorum. Sonra Aliye'nin işte AK Parti Kadın İstanbul Kadın Kolları'nın önemli bir kişisi olduğunu söyledi Aliye diyor. Öğrendim diyor. Ve beni siyasilerle tanıştırabileceğini söyledi filan diyor. Ve beni diyor Burhan Kuzu'yla Aliye tanıştırdı diyor. Düşünün. Fuhuşa aracılık eden Zindaşti'nin iddiasına göre rezidansa kız getiren Ali Uzun İstanbul AK Parti Kadın Kolları da görevli. Tayyip Erdoğan'dan, Emine Erdoğan'dan tutun işte AK Parti Grup Başkan Vekili çok ünlü bugünlerde. Özlem Zengin'den tutun hepsi. Özlem Zengin de mesela İran'a gitmiş. Böyle bir kadın. Ve Burhan Kuzu'yla Zindaşti'yi tanıştırıyor. Sonra aralarında ihaleler, şunlar, bunlar Zindaşti ile Burhan Kuzu'nun ilişkisi çok ilerliyor ki bu fotoğraflardan bir tanesinde Aliye de var bu fotoğraflardan bir tanesinde. Sonra işte Aliye kendisini bu konuyla ilgili savunurken dedi ki ya benim Zindaşti ile bir gönül ilişkim oldu filan dedi önce. Sonra işte ben Zindaşti'yi yatırımcı olarak Türkiye'ye getirdim dedi filan. Halbuki Zindaşti 25 yıldır Türkiye'ye ve yatırımcı olarak filan da gelmem. 20 yaşında hapisten kaçarak gelmiş. Filan hiç inandırıcılığı olmayan şeyler. Fakat Aliye'nin de yani böyle bir kadının siyasetin içerisinde neler yaptığı, neler sağladığını artık size bırakıyorum. O kısmını ya da Burhan Kuzu'ya neler sağladığını size bırakıyorum. Birazdan Burhan Kuzu'nun ölümü meselesine de geleceğiz. Ve Zindaşti cezaevindeyken işte Burhan Kuzu meselesini, Burhan Kuzu kontağını kullanmaya başlıyor. Kim üzerinde? Cevdet Özcan isimli bir hakim üzerinde. Şimdi sulh ceza hakimi biliyorsunuz sulh ceza hakimleri bütün tutuklamalara onlar karar veriyor. İmparator gibiler. Ve bu Cevdet Özcan isimli hakim tabi baskı altında bir hakim İstanbul Adliyesi'nde. Onun öncesinde Burhan Kuzu'nun avukatları filan geliyorlar İstanbul Adliyesi'nde. Ve İstanbul Adliyesi'nde Zindaşti'nin davasına bakacak hakimin kim olduğuna, kimlerden olduğuna filan onunla ilgili bir araştırma yapıyorlar. Ve işte bu İstanbul grubu, Cevdet Özcan'ın da içinde olduğu İstanbul grubu diye bir grup var. Bu İstanbul grubu hakim savcıları Berat Albayrak'a bağlı. Bunlar işte ne Adalet Bakanlığı tanır, ne Anayasa Mahkemesi tanırlar, ne Yargıtay tanırlar. Hiçbirisinin kararlarını, bozma kararlarını uygulamazlar. Operasyonel hakimler bunlar böyle. HDP'lilerin davalarına da bunlar bakarlar. Kritik 15 Temmuz davalarına da bunlar bakarlar. Gezi davasına da bunlar. Osman Kavala davasına da bunlar. Selahattin Demirtaş davasına da bunlar. Böyle operasyonel bir ekip bu İstanbul grubu. Ve bu İstanbul grubundan olduğunu öğreniyor. Herhalde Burhan Kuzu da rahatlıyor. Fakat Zindaşti'nin cinayetler, şunlar, olaylar o kadar net ki bu Cevdet Özcan isimli savcı başka hakim savcıları ziyaret ediyor. Birkaç savcıyı. Bunlar daha sonra HSYK müfettişlerine ifade de verdiler. Diyor ki bu Zindaşti'nin serbest bırakılması ile ilgili benim üzerimde çok baskı var. Zindaşti'nin serbest bırakılması ile ilgili talebi benim nöbetçiliğimde getirmeyin diyor. Benim nöbetçiliğimde böyle bir talep gelirse bana iletmeyin ya da bu talebi geciktirin filan diyor. Üzerinde baskı var. Fakat öyle olmuyor. Cevdet Özcan'ın sulh ceza hakimi olarak nöbetçi olduğu bir gün Zindaşti'nin tutukluluğuna itirazla ilgili savcılıktan daha doğrusu avukatların yaptığı şey savcılık üzerinden sulh ceza hakimliğine geliyor ve Cevdet Özcan Zindaşti'yi tahliye ediyor. Zindaşti birkaç saat içerisinde çok hızlı biçimde cezaevinden çıkıyor ki ben hani biliyorum ben de Zindaşti gibi Silivri cezaevinde kaldım ve tahliye oldum. Tahliye olmak o kadar uzun sürüyor ki cezaevinde. İşte elektrik parası, borcunuz varsa onu ödüyorsunuz. Suyla ilgili borcunuz varsa ödüyorsunuz. Ondan sonra kütüphaneden kitap almış mısınız, almamış mısınız? Onları ödüyorsunuz. Kantinden işte hesabınıza yatan para var. O paranın kalanı varsa hesaplanıyor. Onu size geri veriyorlar filan bir sürü iş.
Ondan sonra cezaevinin demir başlarından bir şey bozmuş musunuz filan, onların şeyleri filan. Saatler sürüyor. Ben mesela öğlen civarı almıştım tahliye kararını. Akşam 10'da çıkmıştım. Fakat Zindaş'ta saatler içerisinde hop cezaevinden çıkıyor. Ve bir saat sonra bu durum fark ediliyor. Zindaş'ta ile ilgili tahliye kararı verildiği. Ve bir saat sonra bir savcı itiraz ediyor bu tahliye kararına. Fakat o itiraz değerlendirilinceye kadar Zindaş'ta cezaevinden çıkmış oluyor ve kayıplara karışıyor. Ve Zindaş'ta kayıplara karıştıktan 2 yıl sonra ortaya çıkıyor. Nerede? İran'da. Tabi Burhan Kuzu'nun yargı üzerine böyle baskı kurması, Zindaş'ta bir taraftan da İran devrim muhafızlarının kucağına doğru itecek bir sürecin önünü açıyor. Çünkü daha sonra HSYK müfettişlerinin de raporlarına geçen biçimde Zindaşti'yi serbest bırakan hakime bir tane 10 TL veriliyor. Ve bu 10 TL ile Kapalı Çarşı'ya gidiyor. Seri numarası daha önce Kapalı Çarşı'da şifre olarak alınmış. Bu 10 TL'yi Kapalı Çarşı'da bir kuyumcuya veriyor. Kuyumcu da ona 3,5 milyon dolar veriyor. İddialar böyle. Fakat bu hakimi açığa filan almadılar. İstanbul grubundan birisi olduğu için başka göreve gönderdiler. Erzurum'a filan gönderdiler. Öyle devam etti. Bu Ali Uzun da işte AKP için önemli birisi. Hatırlarsınız Trump Tower'dan böyle devasa boyutta, Trump Tower'ın 35. katından bir Tayyip Erdoğan posteri indiren kadın filan diye gündeme gelmişti. Bütün önemli toplantılarda Tayyip Erdoğan'ın, Emin Erdoğan'ın yanına kadar girebilen filan böyle bir tip. Ve fakat sonra Zindaşti'nin serbest bırakılmasından sonra Zindaşti soluğu İran'da alıyor. Ve Türkiye'nin prestijini de, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın prestijini de yerle bir edecek bazı gelişmeler yaşanıyor. Ve bunların temel müsebbiplerinden birisi de Burhan Kuzu oluyor. Zindaşti 2020 yılında 12 Eylül'de bir videoyla tekrar ortaya çıktı. 2018 yılında dediğim gibi bu şekilde Burhan Kuzu'nun araya girmesiyle serbest bırakılmıştı. 2020'de ortaya çıktı. 2020'de nasıl ortaya çıktı? Annesinin cenazesinde işte bir konvoy görüntüsü yayınlandı. Böyle işte annesinin cenazesine gelen araçlar, kilometrelerce konvoy. Görkemli bir cenaze töreni ve Zindaşti'ye geliyor. Herkes başsağlığı dileklerini iletiyor. Ve ondan sonra Zindaşti'nin yanında o sırada hücum yelekli, kalaşnikovlu bir genç bir çocuk gözüküyor. Bu genç çocuğun kim olduğu önemli. Bunu birazdan anlatacağım. Ve Zindaşti artık öğreniyoruz. Resmen artık biliyoruz ki Zindaşti İran'da. Şimdi Zindaşti'nin İran'da olması demek neden önemli? Çünkü Zindaşti idam cezasıyla yargılanırken cezaevinden kaçarak Türkiye'ye gelmişti. Fakat şimdi de Türkiye'de ceza alacağı cezadan kaçarak İran'a gitti. Fakat İran geçmişteki hiçbir şeyi uygulamadığı gibi Zindaşti'ye bir koruma sağladı. Neden? Türkiye'de yaptıracakları operasyonlarla ilgili kullanacakları için. Şimdi olayın siyasi suikastler bölümüne geliyoruz. Zindaşti'nin ortaya çıktığı bu videonun üzerinde, 12 Eylül 2020'de ortaya çıktığı bu videonun üzerinden daha bir ay bile geçmeden 9 Ekim'de Türkiye'de önemli bir İranlı muhalif kaçırıldı. Bu kişi Arap Mücadele Hareketi'nin sembol isimlerinden bir tanesi, temsilcisi. İsveç, yıllar önce İran'dan kaçmış, İsveç vatandaşlığına geçmiş, siyasi kimliğiyle bilinen bir kişi. Habib Farajullah Cahap isimli bir kişi ve Ekim 2020'de İstanbul'da kaçırılıyor ve buna bir tuzak kuruluyor. Bu tuzağın detaylarına birazdan geleceğim. İstanbul'da, fakat İstanbul'dan kaçırıldıktan sonra önce Van'a, oradan da İran'a götürülüyor. Bunu nereden biliyoruz? İran medyasında hakkında çıkartılan, İran'a getirildiği ile ilgili çıkartılan haberlerle ilgili. Şimdi bu olayla ilgili Türkiye doğrudan Zindaşti ve adamlarını suçladı ve dedi ki işte İran adına ajanlık yaparak Zindaşti'nin ekibi bu adamı kaçırdılar dedi. Yani Türkiye'de bir İsveç vatandaşı ve dünyada aktivist olarak, İranlı muhalif olarak bilinen bir kişi Türkiye'de kaçırıldı. Şimdi zaten Kaşıkçı cinayetinden
Suudi Arabistan gelip, Suudi Arabistan gibi bir ülke gelip İstanbul'da Kaşıkçı cinayetini işliyor. Türkiye böyle operasyon sahasına dönmüş. Gelen geçen operasyon yapıyor. Rusya geliyor, Çeçenleri öldürüyor burada. Suudi Arabistan geliyor, Kaşıkçı'yı paramparça ediyor filan. Ondan sonra İran geliyor, kendi muhalifini, İsveç'te yaşayan muhalifi İstanbul'a geliyor. İstanbul'dan hop onu alıp paketleyip götürüyor filan. Böyle operasyon sahasına dönüşüyor. Fakat biz bunu 9 Ekim 2020'deki işte CHAP olayıyla biliyoruz. Fakat aslında Zindaşti'nin ismi geçen daha önceki olaylar da var. Kamuoyundan mümkün olduğunca gizlenen başka siyasi suikastler, başka siyasi operasyonlar. Bir yıl öncesinde 14 Kasım 2019'da Mesut Molavi Vardanjani isimli bir bilim adamı Türkiye'de, İstanbul'da suikaste uğradı. Bu kişi daha önce işte İran'ın Siber Güvenlik Bakanlığı'nda çalışmış, işte İran Kudüs gücüyle, Kudüs gücü ordusu ile ilgili pek çok şey bilen bir isim. Ve 2018 yılında İran'dan kaçarak Türkiye'ye geliyor, sığınıyor ve bir yıl sonra Türkiye'de suikaste kurban gidiyor. Ki bu kişi Black Box diye bir Telegram hesabı yürütüyor, ayrıca bazı sosyal medya hesapları yürütüyor ve bunlar üzerinden İran Kudüs gücü içerisinde, İran devlet bürokrasi içerisindeki büyük yolsuzluklarla ilgili paylaşımlar yapılıyor. Ve çok etkili İran muhalifleri içerisinde ve bu faaliyetlerini Türkiye'de yaparken suikaste kurban gidiyor. Bu suikastle ilgili şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı yine Zindaşti'yi suçluyor. Ki Zindaşti 2018'de kaçmasına rağmen Türkiye'den 2019'da böyle bir operasyona imza atacak kadar Türkiye'de kolları var ve işte İran'ın koruması altında ki faturayı bu şekilde ödediği iddia ediyor. Fakat tek suikast bu mu? Onun daha öncesinde başka ve yine çok önemli bir suikast daha var. Saad Karimian isimli bir medya grubu sahibi bir kişi. Gem TV isimli içerisinde birkaç tane televizyonun bulunduğu bir grup ve Kasım 2017'de Türkiye'de suikaste uğruyor Karimani ve normalde etkili bir isim. Neden etkili? İşte Kürtçe, Arapça, Farsça yayın yapan televizyon kanalları var. Uydudan izleniyor. İran'da en çok izlenen uydu kanallarından bazıları bunlar. Ve İran İngiliz vatandaşı. Aynı zamanda o da işte İngiltere'ye gitmiş zamanında İngiliz vatandaşı olmuş. Fakat bu işte Gem TV filan bunları Türkiye üzerinden yönetiyor. Sürekli neredeyse Türkiye'de. Ve İran'da işte devrim yasaları aleyhine yayın yapmak filan nedeniyle 6 yıl hapis cezası bulunan bir kişi. Ve bu kişi de İstanbul'da suikaste uğruyor. Ve bu suikastla ilgili de 2017'de yapılan bu suikastla ilgili de Zindaşti grubu şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından suçlanıyor. Bununla ilgili bazı deliller var. Yani 2017'de, 2019'da iki tane önemli suikast ve 2020'de çok önemli bir muhalifin İstanbul'dan kaçırılarak Türkiye'ye götürülmesiyle ilgili Zindaşti'nin İran devrim muhafızları ve İran rejimiyle birlikte çalıştığıyla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temel bir suçlaması var. Ve bu suçlamaları yapılan kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en önemli isimlerinden biri ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu tarafından yargıya baskı yaptırılarak serbest bırakıldı. Şimdi gelelim son kaçırma olayı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın buna gösterdiği reaksiyon ve başlattığı karşı operasyonla ilgili detaylara ve olayın Amerika Birleşik Devletleri yönüne. İsveç vatandaşı İranlı muhalif, İranlı Arap muhalif Habib Cihab'ın 9 Ekim'de kaçırılmasından 5 gün sonra artık bardağı taşıran nokta herhalde Milli İstihbarat Teşkilatı bir operasyon gerçekleştirdi 14 Ekim'de. Bu operasyon aslına bakarsanız illegal bir operasyon. Çünkü Bahtiyar Fırat isimli az önce söylediğim Zindaşti'nin cenazesinde hücum yelekli elinde otomatik tüfek olan kişi Bahtiyar Fırat. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama sürekli İran'a Zindaşti'nin yanına gidiyor geliyor. Ve yeğeni olduğu söyleniyor ve dolayısıyla akrabası olduğu söyleniyor. Ve dolayısıyla aynı aşirettenler ve iddialara göre Zindaşti'nin Türkiye'deki organizasyonunu yönetmeye devam eden kişi. Bahtiyar Fırat İstanbul Atatürk Havalimanı'na gidiyor.
Habib Cihab'ın kaçırılmasından işte 5 gün sonra ve İran'a gitmek için bileti var. Gişeye geliyor. Gişede polis yurt dışına çıkamayacağını söylüyor. Kısa bir orada tutuyorlar, gözaltında tutuyorlar. Uçağı kaçırmasına neden oluyorlar. Uçak kaçıyor. Ondan sonra bırakıyorlar. Bırakıyorlar, havalimanından ayrılıyor. Giderken takip edildiğini fark ediyor ve ailesini arıyor. Takip ediliyorum diyor. Fakat bir saat sonra filan otelinin önünde geldiği sırada siyah bir transporterin içerisine bindiriliyor zorla ve kaçırılıyor. 45 gün ortada yoktu Bahtiyar. Ve bu 45 gün sonra tıpkı diğer siyah transporter mağdurlarından olduğu gibi, ki sonrasından anlatmasına göre 6-7 saatlik bir yolculuk yapıyor araçta. Muhtemelen Ankara'daki çiftliğe getirdiler onu da. Sonra Bahtiyar Fırat 45 gün sonra İstanbul Emniyetine teslim edildi. Ağır işkence görmüş olarak, ki kendi ifadesine göre cinsel işkenceler dahil işkenceler gördü. Teslim ediliyor ve işkenceyle kendisine bazı ifadeler imzalatıldığını söylüyor. Ve zaten bu ifadeler baz alınarak 15 kişiye yönelik, önce 11, sonra 13'e, sonra 15'e çıkartılan bir operasyon yaptı İstanbul Emniyeti ve Milli İstihbarat Teşkilatı. Operasyonun sebebi şu: Habib Cihab'ın, İranlı muhalif Habib Cihab'ın İstanbul'dan kaçırılarak Van üzerinden İran'a götürülmesini organize etme. Dolayısıyla bu kişiler İran adına casusluk yapmakla, İran ajanı olmakla suçlandılar. Ve işte 11 İran ajanına operasyon diye gazetelerde çıkan olay bu. Aslında bunlar öyle hani casus, İran ajanı şunla filan değiller. Bunlar Zindaşti'nin adamları. Bunlar yani yeraltı dünyasının adamları. Bunlara bugün bu adamı kaçır denir, bugün şunu şuraya sevk et denir filan. Bunlar patronları ne derse onu yapan tipler. Fakat olaya bakın ki bir İran artık Türkiye'de hani böyle kendisi profesyonel, kendi yetişmiş ajanlarını gönderip operasyon yapma filan noktasında bile değil. Mafya grubuna ihale ediyor bu işleri ve mafya grubu çok rahat İranlı bir muhalifi alıyor Türkiye'den, ellerini kollarını sallayarak karayoluyla Van'a, oradan da İran'a kadar götürüyorlar. Sonra da gazetelerde çarşaf çarşaf bunu yayınlıyorlar, Türkiye'nin itibarını beş para edercesine. Şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hamlesi bu oldu ve bu ayak takımlı operasyon yaptı. Fakat buna karşı, bu bir örtülü operasyondu. Bir mafya grubunu kullanarak devrim muhafızlarının yaptığı bir operasyondu. Buna aynı şekilde reaksiyon gösterecek İran topraklarında bir operasyonun yapılması gerekiyordu. Bu refleksi göstermek yerine buradaki ayak takımına yönelik bir operasyon yapıldı. Fakat bu operasyondan sonra şöyle enteresan bir şey oldu. Washington Post'ta MIT'in bu operasyonunu öven böyle uzun bir yazı çıktı. Ve bu yazı çıkınca işte bu dikkat çekici bir şey. Ve sonrasını işte baktığımızda, işte bu dünyayı bilen, istihbarat dünyasını bilen haber kaynaklarına göre bu operasyonu Amerika Birleşik Devletleri istedi. Yani Türkiye'de böyle İranlı muhaliflerin suikaste uğraması, kaçırılması, Amerika Birleşik Devletleri dur dedi. Normalde Trump döneminde gerçekleşen bu iki suikast, Trump bunlarla çok ilgilenmiyordu. Fakat bu son kaçırılma hadisesi artık Biden döneminin gelmesiyle birlikte bu tip gruplara Amerika Birleşik Devletleri dur dedi. Ve istihbarat baskısıyla da birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı bu operasyonu yapmak zorunda kaldı. Şimdi bu dünyadaki bir değişimin de göstergesi. Yani dünyada esas iki grup var. Otokratlar grubu, diktatörler grubu, demokratlar grubu var. İşte ülkeler farklı olabilir, liderler farklı olabilir ama dünyasında bu iki grup. İşte Trump da aynı, Putin de aynı filan, bunlar bir grup. Bunun karşısında bir gruplar var. Şimdi Obama döneminde Obama İran'la farklı bir strateji yürütüyordu ve İran'daki Batı'yla normal seviyede çalışılabiliriz diyen bir grup var. Bir de İran'da Batı'yı tamamen şeytan ilan eden, işte mevcut şu an yönetimde olan grup var. Obama Batı'yla çalışabilecek, nispeten çalışabilecek grubu destekliyordu. İşte nükleer anlaşması filan yapılmıştı. Bu iklim Rıza Zarrab gibi adamlara operasyon yapılabilecek, yapılmayı mümkün kılabilecek bir iklimi doğurdu.
Sonrasında Zindaşti gibi adamlar yükseldiler. Çünkü işte Trump gibi bir adam geldi. O politikayı tamamen değiştirdi. Türkiye zaten bambaşka bir noktaya savruldu. Ve Zindaşti gibi adamların dokunulmaz oldukları, Türkiye'de suikast, siyasi suikastler, mafya operasyonları falan yaptıkları bir ortam ortaya çıktı. Fakat şimdi Biden dönemiyle birlikte bu adamların önünün yeniden kapatıldığını görüyoruz ve Zindaşti ekibine yönelik operasyonda bunun göstergelerinden bir tanesi. Şimdi gelelim olayın hülasasına. Şimdi Türkiye artık öyle bir noktaya geldi ki mafya grupları İstanbul'un göbeğinde suikastçı kullanarak Dubai'de, orada burada, her yerde operasyon yapabilecek kadar güce, ekonomik güce, bağlantı güçlerine ulaştılar. İşte Türkiye kokain rotasına da girdi vesaire, mafya grupları Türkiye'de çok güçlendiler bir. İkincisi, ülkenin böyle mafya gruplarının güçlendiği bir hale gelmesi demek, aynı zamanda yargının ve polisin de mafya grupları tarafından rüşvete bağlanması anlamına gelir. Ki Zindaşti rakiplerine operasyonu İstanbul Emniyeti üzerinden yönetiyor. Ne yapıyor? Rakiplerini takip eden polislere hem bilgi hem de maddi destek yaparak onlara operasyonun nasıl, nereden, ne yapacağını tarif ederek yaptırtıyor. Rakipleri de Zindaşti aynısını yapmaya çalışıyorlar ve yapıyorlar da belli ölçüde. Böyle bir durum. Yargı bu halde, polis bu halde, mafya grupları çok güçlü ve sonrasında ne oluyor? İşte Türkiye'nin itibarını beş para edecek suikastler, kaçırmalar zinciri başlıyor. Böyle İran istihbaratı mafya gruplarını kullanarak, kendisi öyle çok profesyonel, komplike bir operasyon da yapmayarak, mafya grubuyla muhaliflerini öldürttürüyor Türkiye'de, muhaliflerini kaçırttırıyor Türkiye'de, Suudi Arabistan geliyor, bir muhalif gazeteciyi paramparça ediyor Türkiye'de filan. Türkiye böyle hiç olmadığı kadar böyle istihbarat örgütlerinin yol geçen hanına dönmüş vaziyette. Ve Hakan Fidan da işte şimdi bu itibarını korumak için böyle ayak takımından 10-11 kişiyi topluyor birisine. Ki doğru düzgün bilgi de yok. Yani bu Habib Cihab'ı kaçırmışlar. Kim kaçırdı, nasıl kaçırdı filan bunu tespit dahi edemiyorlar. Ne yapıyorlar? Eski usul. Eski usul ne? Zindaşti'nin adamı kim? Yeğeni. Şu işte Bahtiyar. Çok önemli bir adam. Al onu. 45 gün es, işkence yap. Ondan aldığın bilgiyle operasyon yap. Yoksa böyle tespitler, bilgiler falan fişmekan böyle bir şey de yok yani. Ne doğru düzgün bir polis teşkilatı kalmış, istihbarat teşkilatı yol geçen haline dönmüş. Polis, emniyet, istihbarat kendi vatandaşlarıyla uğraşmaya dönmüş vaziyette. İnsanların tweetlerini, Facebook postlarını takip ediyorlar. Onlardan terör örgütü ilan ediyorlar. Kendi muhaliflerini bastıran ama dünyadaki istihbarat örgütlerinin de hedefi ya da teşorunu haline gelmiş bir Türkiye tablosu var. Son olarak Burhan Kuzu'nun ölümü meselesi. İşte Burhan Kuzu'nun Zindaşti tarafından ya da işte bütün bu bağlantılar ortaya döküldüğü için işte Türkiye'deki güç odağı tarafından öldürüldüğüne ilişkin, aslında koronadan ölmediğine ilişkin iddialar var. Açıkçası ben bununla ilgili hiç somut bir şey göremedim. Fakat kaderin de enteresan bir yönü var. Burhan Kuzu hep böyle kendisini anayasa profesörü, hukukçu falan filan böyle saygın olarak tanıtıyordu ama insanların böyle gerçek yüzleri ortaya çıkmadan ölmedikleri de bir dünya düzeni var, bir adalet düzeni var. Burhan Kuzu anayasa hukukçusu olarak değil, bir mafya grubu için İstanbul Adliyesi'ne baskı kurup, çöküp bir mafya liderini serbest bıraktıran ve sonrasında da işte bu bütün bu kana neden olan kişi olarak hatırlanacak. Bu onun koronadan mı, suikastten mi öldüğünden daha önemli bir şey bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Uzun bir video oldu. Fakat çok önemli detaylar vardı. O yüzden biraz uzadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.